Cep Tekno Süpürge Olimpiyatları'na hepiniz hoş geldiniz. Ekibimizin yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda hazırladığı parkuru görüyorsunuz dostlar. Bu parkurda bundan sonra kanala konuk olan her süpürgeyi inceleyeceğiz ve hemen yanındaki Dreamy H12 Pro ile başlıyoruz. Bugüne kadar bu kanalda çok fazla süpürge inceledik arkadaşlar. İşte robotundan dikeyine hatta halı yıkama makinesine kadar. Bir süpürgeye çok para verirsiniz, yaptığı temizlik yarı fiyatına olan diğer süpürgeyle aynıdır, olabilir. Reklamlarında gösterilen farklı uçları kutunun içinden çıkmaz, ayrıca farklı yerlerden ekstra para vererek satın almanız gerekir bunları. Ya da ucuzluğuna aldanırsınız ama bir yeri 2-3 kere süpürmeniz ya da paspaslamanız falan gerekir. Bunlar epey karışık meseleler. Yani bu süpürge mevzusu çok karışık, fiyatlar çok dengesiz biliyorum. İnsanların aldığında memnun olduğu ürün sayısı da gerçekten piyasada çok az. Bir elin parmaklarını geçmiyor bu markalar ve modeller. Bunu her süpürgeye söylemek zor arkadaşlar ama yanımdaki Dreamy H12 Pro modeli gerçekten de fiyatının karşılığını veren ve bu konuda az önce söylediğim o ender süpürge marka ve modellerinden birisi. Hatta fiyatına kıyasla da bence çok iyi bir noktada. Şu anda bu videonun çekildiği tarih itibariyle fiyatı 15.999 TL arkadaşlar. Peki bu fiyata hangi özellikleri sunuyor bize? Artık her süpürgede bulunan böyle temel özellikleri geçiyorum. Bu süpürgenin kendisine has gündelik temizlik dışında çok başarılı iki tane özelliği var. Bunlardan bir tanesi ıslak ve çok kirli bir zemini temizlediğiniz zaman süpürgenin kendi kendini temizleyebilmesi ve diğeri de bu temizlik sonrasında önünde gördüğünüz paspası sıcak havayla kurutuyor olması. Bence diğer süpürgelere göre çok önemli iki avantaj ama bu performansın nasıl? Hem temizlik sırasında temizlik performansını göreceğiz hem de temizlikten sonra kendi kendini temizleme ve kurutma performansını hep birlikte göreceğiz. Şöyle bir kutu içeriğine de bakalım hızlıca. Beraberinde neler geliyor görelim. Ardından parkurda teste başlıyoruz. Dreamy H12 Pro böyle bir kutuyla geliyor. Kutudan bunlar çıkıyor. Peki ne işe yarıyor tüm bu ekipmanlar ve aksesuarlar? Bu süpürgemizin kendisi. Islak zemin temizliği için gereken temiz ve kirli su haznesi, kuru temizlik için çok işimize yarayacak 300 watt gücündeki motoru, tüm bunlara güç verecek 6x4000 mAh gücündeki 35 dakika çalışma süresi veren bataryası bu gövdede. Bu şarj istasyonumuz. Süpürgenin diğer aksesuarlarını ve kendisini aynı anda düzenli bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Ama 0'dan 100'e 3 saat içinde dolum yapmanızı sağlıyor. Asıl işlevi bunun üzerine koyduğunuz süpürgenin kendi kendini temizleyebilmesi. Hatta fırçasına sıcak havayla kurutma yapabilmesi. Parkuru tamamladıktan sonra bu temizliği nasıl yapıyor anlatacağım. Bu da yedek filtremiz. Süpürgenin içinde hali hazırda bir tane zaten var. Islak zemin için kullanacağımız şarj istasyonuna takabileceğimiz yedek paspas standı ve yedek paspasımızın kendisini görüyoruz. Yedek filtremizi yerleştirebileceğimiz ekstra bir stand da çıkıyor. Yine şarj istasyonuna takılıyor bu da. Burada da süpürgenin kontrollerini yapabileceğimiz bir sapı var. Bu buton süpürgenin kendi kendini temizleme modu için. Buna birazdan geleceğiz. Kirli su tankını serbest bırakma ve açma, kapama butonları da doğrudan sapın üzerinde yer alıyor. Bu da süpürgeyi manuel temizlerken kullanabileceğimiz temizlik fırçası. Ve son olarak ıslak zemin temizliği için temiz su tankına ekleyeceğimiz ve kokusuz temizlik iddiası bulunan yüzey temizleyici sıvıyı görüyoruz. Kullanmak şart değil ancak kokusuz iddiası ne kadar doğru birazdan parkurda görürüz. Yine de kutudan çıkması hoş. Her seferde 10 ml kullanmak gerekiyor. Böylece 50 kez ıslak temizlik için yeterli oluyor bu sıvı. Bitince 600-700 lira arası bir fiyata internetten alabiliyorsunuz yenisini. Şimdi gelin parkura dönelim. Evet dostlar geldik parkurun yanına. Görüyorsunuz zaten ıslak ve kuru olmak üzere 2 sütun 5 tane de satır var. 5 satırda gittikçe zorluk seviyesi artacak hem ıslak hem kuru için. Kuru tarafla başlayacağız. Şöyle yapacağız. İlk zeminimiz normal parlak parke zemin. İkincisi biraz kısa tüylü halı. Hatta halı flex gibi düşünebilirsiniz. Üçüncüsü biraz daha uzun tüylüsü ve desenlisi. Dördüncüsü de ince ve uzun tüyleri olan artık böyle süpürgeyi iyice zorlayacağını düşündüğümüz bir halı yüzey var. Son ve beşinci adımda da her kedili evin baş belası kedi kumunu test edeceğiz. Islak zemin testinde de birden beşe kadar giderek ıslak olan kirin tortu seviyesi artacak. Yani başta başlayacağız çay kahve, sonra meyve suyu falan, ketçap mayonez 3. seviyede olacak. 4. seviyede yumurta, 5. seviyede de artık en yoğun malzeme pudingi kullanacağız. Bakalım süpürge hangisinden başarıyla ayrılacak, hangisinde başarısız olacak. Başta da söylediğim gibi bu süpürgenin reklamlarında, tanıtım filmlerinde kullanılan yumurta sekansı vardı bir tane. Bakalım bizim yumurta testimizden de geçebilecek mi aynı şekilde. Şimdi hızlıca malzemeleri dökerek başlıyorum. Burada çayımız var. Şöyle kuru zemine dökerek başlıyoruz. Çaydan sonra biraz da kahve. Abla filtre kahve değil mi bu? Daha böyle taneleri iri. Bakalım ne yapacak. Hatta ben çay kahveyi biraz halılara da dökeyim. En ince halıya döktük kahvemizi. Biraz çaylayalım.
Biraz buraya da çay atalım. Ustam şifa yapıyor. Özellikle ben 3. ve 4. seviyelerdeki halıları merak ediyorum. Bu desenli biraz daha böyle tortuları desenlerin arasına kaçacak bir halı. Bu da uzun tüylü ama uzun tüyün yanında tüyleri de incecik. Ben şundan korkuyorum. Kahveyi biraz bol döktüm. Umarım leke yapmaz abi. Yani çekiniyorum. Olur ya işte hani evde, mutfakta her şey bir anda yere dökülebilir. Böyle pirinç tanelerini de döküyorum ki bize o simülasyonu yaşatsın. Tuz var. Biraz da tuzlayalım. Diyeceksiniz ki her bölgeye aynı şeyleri döküyorsunuz. Çünkü giderek zorluk seviyesi yükseliyor. Geldik kedi kumuna. Şimdi kedi kumunu niye son seviyede test ediyoruz? Aslında o kadar zor değil diyebilirsiniz ama kedi kumundaki olay şu. Normal kum kadar taneleri olsa bile daha hafif çünkü bu aktif karbon vesaire malzemesi var kedi kumlarında. Bu normal kum taneleri kadar olsa bile çok daha hafif oluyor kedi kumları ve süpürgeler bunları çekerken özellikle fırçalı bir süpürge ise o fırçalarla etrafa döküp saçıyorlar. Yani alanın dışına çıkıp çıkmayacak mı ona bakacağız aslında. Bunu da böyle dökmüş olalım. Evet şimdi ofisimizin güzel ablası dedi ki bize ıslak zemindeki malzemeleri de kuruyu temizlemeden önce dökün ki buradaki ıslak zemine döktüğünüz çaydır, kahvedir, meyve suyudur hafif kurumaya başlasın, leke bırakmaya başlasın. Bakalım onları da temizleyebilecek mi? Neyle başlıyoruz? Birinci seviyede çay kahve. En çok dökülen şey. Biraz kahve. Şuradan da biraz çay dökelim. Bir şey diyeceğim, meyve suyunu sen mi içtin peki? Şöyle göstereyim. Yarım bardak meyve suyuyla test yapıyoruz. Ama yeterli bence bu. Bir de bu oral etme abi. Şüphelerim var. Tortu miktarı artacak dedik. Daha da azaldı ama neyse sonuçta şekerli. Biraz da kuruyacak şimdi biz kuru temizliği yaparken. Bakalım bu arada çay kahve gerçekten şekersiz. Meyve suyu şekerli. Bir fark olacağını çok düşünmüyorum ama 1 ile 2'yi göreceğiz birlikte birazdan. Şimdi sanat yapma zamanı. Gülen suratla başla bence. Önce bunun dairesini çizerek başlıyorduk değil mi? Gözden başla. Farklı bir stil uyguluyorsun şu anda. Bence yeteri kadar mutlu. Ne diyorsun? Bu şeye benzedi. Yeni Hayat filminde bir tane futbol topu var ya. Adam adada yıllarca yalnız yaşayıp kendini futbol topundan arkadaş yapıyor. Bu da öyle. Sadece mayonezden. Bu da saçı bak. Buraya ne yazalım? O topun ismi neydi? Wilson'dı. Wilson yazalım. Dördüncü seviye. Yumurta. Benim en çok merak ettiğim şey yumurta. Tabii böyle evde yere yumurta kabuğuyla birlikte düşüp kırılırsa o kabuğu yerden almanız lazım. Süpürgeyle direkt kabuğun üstüne dalmayın. Tıkanır, fırçası sıkışır. Bu her süpürge için geçerli. Bir de ürünün iddiası şey yani. Kokusuz temizlik yapmak olduğu için o temizlik solüsyonu, yüzey temizleyicisi sayesinde birazdan göreceğiz ıslak zemini temizlerken. Ha bir de sen evde yokken yumurta kendiliğinden düşebilir yani zemine. Sağda solda bıraktıysan, evde kedin varsa, köpeğin varsa. Biraz patladı mı onun sarısı? 5. seviye içinde geldik pudinge. Puding yumurtaya kıyasla biraz daha yoğun, daha homojen olduğu için şöyle biraz yayalım, farz edelim ki paket patladı, düştü, böyle saçıldı. Evet döndük geldik süpürgenin yanına tekrar. Şöyle bir bakıyoruz, dertleşiyoruz, sorunlarımızı anlatıyoruz, sonra başlıyoruz. Kuru zeminle başlıyoruz. Başlamadan önce şöyle bir uyarıda da bulunmak istiyorum. Kuru zemin temizliği yapacaksanız önce, daha önce ıslak zemin temizliği yapmış olabilirsiniz. Süpürgenin fırçasının kuru olduğundan emin olun. Bunu yapmak için de zaten ıslak temizliği yaptıktan sonra temizleme ve kurutma modunu çalıştırmanız yeterli. Süpürgeyi tekrar birkaç saat sonra kuru bir şekilde bulabilirsiniz. Ha, bu demek değil ki o temizliği beklemeniz gerekiyor kuru zemini temizlemek için. Öyle değil. Konu süpürgenin kuru temizlik öncesinde kuru olduğundan emin olmanız yeterli ki ıslak zemin temizliği sonrasında kendini temizliyor. Başlamak için ne yapıyoruz peki? Yani hiç açma kapama butonunu göstermediniz ya da gösterseniz bile böyle açtınız, başladı süpürge. Çalışmıyor. Şöyle yapmamız yeterli. Hafif öne ittirip geriye doğru kırmamız yeterli. Şimdi bu otomatik modda çalışmaya başladı arkadaşlar. SAP'taki butonla modları değiştiriyorum. İkinci ultra modu açtığı zaman 30 saniyelik bir bekleme süresi istiyor sizden. Ultra mod dediği süpürgenin bütün motor gücünü emiş için kullandığı anlamına gelen mod. Ama biz bunu kullanmayacağız şimdilik. Sadece emiş. Gördüğünüz gibi hazırlandı. İsterseniz ultra modla devam edebilirsiniz. Ama biz şimdilik emiş moduyla yani suction modla devam edeceğiz. Tekrar basıyorum. Ve ekranda suction modu değiştirdiğini sesle birlikte de bana söyledi. Şu an sadece emiş modunda ve kuru zeminle temizliğe başlıyorum. Birinci ve ikinci seviyelerde zorlanacağını düşünmüyorum ama süpürge bittiği yerden başlamıyor temizliğe. En az 1-1,5 santim kadar içeriden de pisliği çekmeye başlıyor. Bakın şimdi. Görüyor musun? Bence çok güzel olay bu. Özellikle kenarda köşede kalmış pislikler için oldukça verimli. Burayı da alalım.
aynı yer için bir daha geri dönmeme bile gerek kalmadı ama ben işi garantiye almak istiyorum. O kadar şey döktük yere çünkü test edeceğiz diye. Evet, birinci seviye bence okey. Şimdi geçelim en kısa tüylü halımıza. Halı da kuru zeminde olduğu kadar net şekilde tek gidişte temizlemiyor gördüğünüz gibi ama bir kere ileri geri yapmanız gayet yeterli. İkinci kez süpürmenize bile gerek kalmıyor. Sence leke bırakır mı son seviyedeki halıya? Ondan ben de korkuyorum. Üçüncü seviyedeki bu halı desenli biraz. Ve desenlerin arasında boşluklar var. Az önce döktüğüm kuru malzemeler o desenlerin arasına tek tek dolmuş durumda. O yüzden birkaç kez git gel yapmak gerekebiliyor. Ama herhangi bir sorun görmüyorum şu an. Bunun için üretilmiş bir ürün zaten doğal da. Sonuçta çok pahalı ürünler de var piyasada. Başta da söylediğim gibi evi iki kere süpürmenize rağmen hele hele evcil hayvanlarınız varsa kenarda köşede pislikler bırakıyor. Halı yıkamacıya vermek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Şurada biraz kaldı sadece. Şimdi geldik en belalı halıya. Bu halıları bilenleriniz bilir. Aşırı ince tüylü olduğu için korkarak ve çekinerek geçtim oraya. Normalde bu kadar bükmemeniz gerekiyor bu arada süpürgeyi. Ne diyorsun Mami? Ama leke bıraktı. Kuru kahvede halıda leke kalıyor doğal olarak. Halıyla da alakalı ama biz sonuçta her yüzeyde test etmekle yükümlüyüz süpürgeyi. Evet, şöyle kenarını da alalım. Bence dördüncü seviyedeki en uzun tüylü halı için özellikle kuru kahvenin olduğu bölgelerde çok iyi temizlik yapamadı. Yani belki süpürge anında halının deseni değiştiği için size ıslak gibi gözükebilir. Onu da bir teyit edeyim. Zaten herhangi bir şekilde su tankını doldurmadığımız için ıslatması mümkün değil ama yine de bakmak istedim. Şu an bak aralarda da kaldığını görüyoruz. Şimdi kedi kumuna doğru geçmek istiyorum. Ben sorun yaratacağını düşünmüyorum kedi kumunda. Hop. Emiş modunu açtım. Emiş modunu açtım. Şöyle etrafa dökme saçma gibi bir durumu yok. Kedi kumunu. Sesten de anlayacağınız üzere tek seferde alıyor. Evet, kuru temizlik parkurunu tamamladık dostlar. Gördüğünüz gibi sadece dördüncü seviyedeki uzun ve ince tüylü halıda bir probleme çıktı süpürgenin. Yani genel olarak bu tabii ki halının şartlarıyla ilgili olabilir ama sonuç bu gördüğünüz gibi. Şimdi ıslak zemin için buradaki temiz su haznesini doldurup artık bakalım burada nasıl performans sergiliyor onu göreceğiz. Şimdi şarj istasyonuna koyalım. Bu sırada temiz su tankını ve kirli su tankını da size anlatayım. Evet, doldurmamız gereken temiz su tankı süpürgenin arkasında yer alan şu tank kolayca çıkıyor gördüğünüz gibi. İçerisine 900 mililitre su doldurmamız gerekiyor ve 10 mililitre de şuradaki solüsyondan ilave edeceğiz. Ürünün sağlığı ve kullanım avantajı açısından köpüklü zemini temizlememeniz gerekiyor. O yüzden 10 mililitreyi de asla geçmiyoruz. İçine koyacağımız 900 mililitre su başına 10 mililitre solüsyondan ekleyeceğiz. Bence gayet yeterli. Kapatmadan önce solüsyondan koymak istiyorum ben biraz da. Bu arada solüsyon kullanmanız şart değil. Süpürgeyi ıslak modda temizlik yapacaksanız. Ama solüsyon koyarsanız kirli zemini, bu gördüğünüz az önce yumurtayı, mayonezi, ketçabı, pudingi, meyve suyunu, çayı, kahveyi kokusuz bir şekilde temizlediğini iddia ediyor. Gerçekten güzel. Oda parfümü gibi. Zaten kapağın üstünde de bir gösterge var. 10 mililitre koyduğunuzda aşağı yukarı bir zemin temizliği için şu kadar solüsyon yeterli geliyor arkadaşlar. Temiz su tankımız hazır. Aynı yere bunu tekrar takıyorum. Kirli su haznemiz de süpürgenin hemen ön tarafındaki şu arkadaş. Buraya az önce yaptığımız kuru yüzey temizliğinden gelen malzemeleri görebilirsiniz. Kirli ve ıslak zemin temizliğinde aynı hazneyi kullanıyor arkadaşımız ama tavsiyem şu, bu kadar yoğun kuru temizlik yaptıktan sonra bu hazneyi bir kere boşaltmanız. Çünkü temizleyeceğiniz ıslak zemindeki kir miktarına göre burası daha kolay dolabilir. Az önce kuru zeminden topladığımız pisliği de içinde görüyorsunuz. Tavsiyem ıslak zemin temizliğine başlamadan önce bunu bir kere boşaltmanız. Şimdi gelin bir beraber boşaltalım. Bu arada gördüğünüz gibi dışında herhangi bir toz, pislik olmadığı için çıplak ellerle kuru temizlikten sonra kolayca açabiliyorum. Nerede ne varsa aldı. Asıl temizliği biz ıslak zemin temizliği aşamasından sonra göreceğiz. Orada süpürge kendi kendini temizleyecek. Bize kalan tek şey bunu boşaltmak olacak. Yani öyle tahmin ediyorum. Şimdi gelelim ıslak temizlik bölümüne. Kirli su haznemi de buraya takıyorum. Ve ıslak zemin temizliği için hazırız derken aklıma bir şey geldi. Kuru temizlik yaptıktan sonra yine tavsiyem buradaki ruloyu değiştirmeniz. Hatta onu da hızlıca göstereyim. Şurada bir tane buton var görüyorsunuz. Grafikte anlatılmış da. Bastığınız zaman fırça serbest kalacak ve burada az önce kuru temizliği yaptığımız fırçanın kendisini görüyorsunuz. Böyle kolayca değiştirebiliyorsunuz.
diğer ruloyu alalım. Hızlıca yerine takalım. Artık su tanklarımız dolu. Birinci seviyeden başlayarak ıslak zemin temizliğine girişiyorum. Otomatik modda başlattım. Bunun bir sebebi var. Size buradaki katılık oranı arttıkça, daha böyle yoğunlaştıkça pislik seviyesi, süpürgenin otomatik olarak kirin tipine göre, yani yoğunluğuna göre modunu nasıl değiştiğini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi otomatik modda açınca, ıslak zemine dalınca içerisindeki temiz su haznesine yerleştirdiğimiz yüzey temizleyiciliği o suyu kullanarak paspasla yapıyor eş zamanlı olarak ve tahmin ettiğim gibi birinci seviyede çok da zorlanmadı. Meyve suyuna geldik. Şekerli olduğu için ikinci seviyedeydi. Ama yoğunluğu çok fazla değil. Bence biraz daha fazla olsa bile çok da sorun olmayacak. Şimdi geldik Wilson'a. Tekte mi alacak çok merak ediyorum. Duydun mu? Süpürgenin modu değişti. Daha yoğun ve katı bir sıvıya denk geldiğim zaman, hatta bir daha duyalım onu bence. Şu an bulunduğu zeminde herhangi bir şey yok ama şimdi birazdan ketçabın, mayonezin yoğun olduğu bölgeye girince süpürge otomatik olarak emiş gücünü arttıracak. İyice düşürdü. Evet, otomatik modun faydası bu. Bu tarz kirlilikleri dediği şeyi duydunuz. Kullanılmış kirli atık su tankım doldu dedi. Bu aşamada süpürgenin önündeki kirli su tankını sökerek temizleyeceğiz. Şimdi burada bir şey de göstermek istiyorum size. Fark ettiyseniz yerden topladığımız ketçap, mayonez çok yoğun olmasına rağmen içerisindeki sıvı, yani kirli sıvı o kadar da yoğun değil. Bunun sebebi kullandığımız solüsyon seyrelterek, daha akışkan hale getirerek haznede tortu ve kir birikmesini engelliyor. En azından ürün üzerine söylenen, iddia edilen şey bu. Şimdi gidip bunun da içine bir boşaltalım ve bir sudan geçirelim. Geldik kirli su haznemizi temizlemeye. Yine gördüğünüz gibi rahatlıkla eldivensiz bir biçimde çıkardığımı söyleyebilirim size. İlginç bir şekilde gerçekten kokmuyor bu arada. Az önce istasyonda gördüğünüz o temizlik fırçasını da çok yoğun kirler temizlendiği zaman şu ortadaki bölümü temizlemek için kullanıyorsunuz ama şu an için ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Belki ikinci aşamada daha yoğun kirlerle birlikte buna ihtiyaç duyabiliriz. Son olarak filtreyi de göstereyim. Şuradaki HEPA filtreyi. Burada hem kuru hem ıslak temizlik sonucunda oluşan kiri görüyoruz. Kapağını da kapattığımızda artık temiz bir şekilde kullanılmış su haznemizi kullanabiliriz. Kaldığımız yerden devam edelim. Ben 3. seviyede zorlandığını görmedim. Ne yalan söyleyeyim. Bir kez ileri geri yaptığınızda oldukça başarılı sonuç veriyor. Geldik 4'e, yumurtaya. Bakalım ne yapacak. Yalan söylemeyeceğim. Bildiğin reklamdaki gibi aldı bu yumurtayı. Islak zeminin 4. parkurunda çok başarılı. Tabii sizin muhtemelen kamerada göremediğiniz ve yumurtanın yere döküldükten sonra biraz vakit geçtiği için üstünden bıraktığı bazı lekeler vardı. Onları da ben şimdi süpürgeyle temizledim. Gelelim 5. seviyeye, pudinge. 5. seviye bence puding homojen olduğu için biraz daha zor. Hazırsan salıyorum. Biraz zorladı ama emiş gücünü arttırdı sanırım yine ve çok başarılı ya. Şöyle şu açıdan da temizlemiş olalım. Temiz su tankına bakar mısın? Bu 5 seviyenin tamamını da su tankındaki suyun yarısını bile kullanmadan tamamladı süpürge. Bence bu da iyi bir gösterge süpürgenin verimliliği açısından ve parkuru tamamlar tamamlamaz hemen hızlı bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Bence Dreamy H12 Pro ıslak zeminde kuru zemine kıyasla çok daha iyi. Bunu sadece o halı testine bağlı kalarak söylemiyorum dostlar. Onu da belirteyim. Islak zemin performansı gerçekten çok iyi. Ben bugüne kadar özellikle yumurta ve pudingin yer aldığı 4. 5. seviyeler üzerinde söylemek istiyorum bunu. Tekte bu kadar temiz alan, o pisliği içine çekerken böyle kokuya sebep olmayan çok az süpürge gördüm. Hatta hiç görmedim. En iyisi de şu ana kadar ıslak zemin için kullandığım bu Dreamy H12 Pro arkadaşlar. Dürüst bir şekilde bunun değerlendirmesini de yapmış olayım size. Bence parkuru tamamladık. Yani 10 üzerinden bir puan vermem gerekirse bu ürün için ıslak zemin performansı sebebiyle kesinlikle 10 üzerinden bir 9 puan hak ediyor. Bir puanı uzun tüylü halıdan kırdım kuru temizlik parkurundaki ama diğer zeminlerde herhangi bir sorun olmadığını da gösterdi süpürge bize.
Bir şeyi de görmek istiyorum. Biz onu kuru zemin temizliğinin ilk seviyesinde gördük. Birkaç tortu ve pislikle. Acaba edge to edge cleaning, yani işte kenardan kenara temizlik yapıyorum dediği iddiası ürünün ne seviyede? Hemen şuraya biraz sıvı ve kuru pisliği peş peşe dökeceğim. Hepsini aynı anda dökmeye, kullanmaya çalışacağım. Bakalım orada nasıl bir performans gösterecek. Birazdan yüzleşeceği kötülükleri buraya salıyorum abi. Biraz kahve, biraz tuz. Pirincimizi unutmayalım. Kedi kumumuzu da unutmayalım. Biraz da sıvı. Onun içinde ketçap mayonezi kullanmak istiyorum. Şöyle biraz. Evet. Yeterli mi? Sanki torpil geçiyormuşsun gibi makineye. Ben biraz da kahve eklemek istiyorum. Buradan başlatacağım. Ha, torpil mi diyordun? Buyur. Buyur, torpil mi? Bence daha fazla zorlayamazdım ya süpürgenin şansını. Hiç fena değil. Hafif, ben oradaki alüminyum çıtaya da dökmüşüm yanlışlıkla. Sanki onları da alıyorum ama. Evet. Uf, kedi kumu ve çay. Kumlar şişmeye başladı bile. Muhtemelen artık içinde şişecek. Burada bir ileri geri yapacağım çünkü arkada biraz tortu bıraktı ama hiç fena değil kenar temizlik performansı ki doğrudan ben cama bitişik de yapmıyorum bu temizliği bu arada. Zaten görüyorsunuzdur. Yine geldik ketçap mayoneze. Ve emiş gücünü artırarak devam etti. Bir daha. Şöyle bir ileri geri. Yani gördüğünüz gibi yine bir ıslak temizlik performansını görmüş olduk ama bunu biraz daha kenarda köşede göstermiş oldum sizlere ki ben tam köşede de değildim. Bir alüminyum çıta da var aramızda ve onun üzerine dökülen saçılan pislikleri de kuru, ıslak her türlü temizledi. Şimdi artık daha fazla işkence etmeyelim alete. Gidelim kendini temizleme mevzusunu bir yakından görelim. Bunun için süpürgeyi dikey bir şekilde kaldırıp istasyona koymanız yeterli oluyor. Süpürgeyi yerleştirdikten sonra süpürgeyi bir açıyoruz ve üstündeki butona basmanız yetiyor. Basıyorum. Şu an ultra modu açmak için bana 30 saniye ver dedi. Bu ultra modu da temizlik aşamasında kullanacak tekrar. Yani temizlerken kullandığı ultra modu kendini temizlerken de kullanacak. Ultra mod hazır. Ve duymuşsunuzdur. Self cleaning, yani kendini temizleme aşamasına başladı diyor. Ucundaki rulo fırçayı farklı tempoda ve farklı yönlere döndürerek burada süpürge maksimum emiş gücüyle fırçanın üzerindeki artık birikmiş pisliği içerisine ve kirli su haznesine biriktiriyor. Şöyle dedi bana, temizlik işlemine devam etmesi için kullanılmış su tankını tekrar boşalt. Gördün mü? Maksimum seviyesi var. Buraya da yaklaşınca süpürge diyor ki abi ben artık beni temizle. Neredeyse 1 litreye yakın pislik döktüm. Kirli su haznesinin kapasitesi de 700 mililitre olduğu için artık ben doldum diyor. Bunu da bir boşaltıp geleceğim hızlıca. Evet, takalım ve kaldığı yerden devam etsin. Yine ultra modu açıyor, bir 30 saniye benden süre istiyor ve kendini temizleme işlemine başlayacak süpürge. Az önce başlangıçta yaptığı işlemleri tekrar yapacak fırçaya. Evet, şu anda otomatik olarak kurutma moduna geçti arkadaşlar. Kurutma modu da şu, temizlik aşamasından sonra otomatik olarak fırçayı, ıslak olan fırçayı, çünkü hem temiz suyla ıslatıyor hem de temiz suyu, üstünden ıslattığı temiz suyu geri emerek kirli su haznesine bütün pislikleriyle geri çekiyor. Ve ne oluyor? Geriye temiz ama ıslak bir fırça kalıyor. Temizlik aşamasından sonra da fırçayı kurutmak için sıcak havayla otomatik kurutma moduna kendisi geçiyor süpürgenin. Yani bu da şu demek, ıslak zemin temizliğini yaptınız, yani az önce bizim yaptığımız gibi yoğun ve aşağı yukarı 1 metreye 3 metrelik, yani 3 metrekarelik bir alanın tamamını ıslak zeminle bu kadar yoğun tortulu malzemeyle temizleyeceğinizi düşünmüyorum. Ama yine de yapmış durumda olursanız süpürgeyi istasyona koyduktan sonra otomatik temizlemeyi başlattığınız an bittikten sonra da ardından kurutma modunu kendisi açacak. Ne olacak? Siz geldiğinizde tekrar süpürge bu işlemi tamamladıktan sonra kuru temizlemeye hazır bir şekilde kendini muhafaza edecek orada. Şimdi bu işlem biraz uzun tabii. Kurutma işlemi olduğu için ve fırçayı kurutmaya çalışacağı için bir kurutsun.
olsun, toparlanalım. Ne kadar sürdüğünü size kurutma işleminden sonra söyleriz. Evet dostlar, geldik süpürgenin başına tekrar. Yaklaşık bir 40 dakikada fırçanın kurutma işlemi tamamlandı. Ben hemen fırçaya bir bakmak istiyorum. Kuruduktan sonra durumu nasıl? Epey bir temizlik yaptık. Tabii hafif bir renk değişimi, renk farkı var. Bunlar çok doğal. Tabii ki her zaman elde yıkamak, kurutmak mümkün olmadığında kurtarıcı ama ara ara çıkartıp elde de temizlemek fena olmaz bu fırçayı. Yine de kendini temizleyen ve fırçayı da kurutan bir süpürge için oldukça başarılı. Hatta bu haldeyken kuru temizlik yapmaya devam edebiliyorsunuz süpürgeyle. Onu zaten söylemiştim. Özetle temizliği tamamladıktan sonra ıslak zemin temizliğini kaç dakika, 3 ila 5 dakika arasında bir temizleme işlemi sürüyor süpürge için. Bir de üstüne 40 dakika kurutma işlemi sürüyor. Temizliği tamamladıktan sonra zaten süpürge boşta olacağı için bu bekleme süresi çok sorun değil bence. Fırçayı yerine takalım. Şöyle bir genel değerlendirme yapıp videoyu kapatalım yavaştan. Şurayı da bir göstereyim. Fırçanın üstündeki kapağı böyle sökerek burayı da ayrıca temizleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi o temizleme işlemi sırasında hafif tortu kalmış. Artık yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Bu videoda Dreame H12 Pro'yu bir test parkuruna sokup test ettik arkadaşlar. Bence bireysel performansı oldukça iyi. En azından ıslak temizlikte kurudan daha iyi olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Parkurda zaten siz de gördünüz neyi nasıl yaptığını. Ben özellikle tortu miktarı yüksek, daha yoğun kirlerde, ıslak kirlerdeki performansını sevdim. Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz. Bir başka videoda görüşünceye dek parkura eklememizi istediğiniz bir adım varsa onları da ayrıca yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Bir sonraki test videosunda, süpürge testi videosunda onu da eklemiş oluruz ve bu şekilde süpürgeleri test ederiz. Görüşürüz.